objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Trivela Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 23. haftada oynanacak maçların öncesini Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metehan. Geçen hafta malum milli ara olduğu için Avrupa kıtasında milli maçlar yoktu ama Uzak Doğu'da, işte Asya'da, Afrika'da milli maçlar olduğu için Güney Amerika, Kuzey Amerika aynen bir milli ara verildi. Avrupa kıtasında da birçok ülke buna uydu ve bizim ülkemizde de hem Süper Lig'de hem de TFF 1. Lig'de maçlar oynanamadı. Fakat hasret bitiyor. TFF 1. Lig'de heyecan 23. haftada kaldığı yerden devam edecek. Aynen öyle. İstanbulspor bu hafta maç yapmayacak takım. Haftanın bay geçen ekibi İstanbul ekibi oldu. İstanbulspor bu haftayı maç yapmadan geçirecek. Biz ilk bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından maçları konuşalım. Keçiörengücü Samsunspor maçını da ayrı olarak özel programda konuşacağız. Onu da söyleyelim. İlk olarak izleyicilerimiz maç tahminlerimizi ve analizlerimizi golvar.com'dan takip edebilirler. Ayrıca spor haberlerini de. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak izleyicilerimiz bizi golvar.com'dan da takip edebilirler. Ayrıca golvar.com'un Telegram grubu da aktif. Oraya da kanalımızda bulunan videoların altındaki açıklama kısmından linke tıklayıp dahil olabilirsiniz. Aynen. Oradaki birçok yorumcunun, editörün canlı maç tahmin ve analizlerini de oradan takip edebilirsiniz isterseniz. Sen de hatırlatmalarını yap. Ardından Tuzla Spor, Balıkesir Spor maçıyla start verelim. Aynen. Öncelikle ben de videomuzu izleyen herkesten abonelik bekliyorum kanalımıza. Abone olmayanlardan. Ayrıca rica ediyorum, lütfen videomuzu izleyen herkes beğeni tuşuna bassınlar. Evet. Bizim için önemli. Değerli, ayrıca kısa da olsa yorum yazmanızı, görüşlerinizi videonun altına yazmanızı bekliyoruz. Özellikle rica ediyoruz. Aynen, rica ediyoruz. Ayrıca sponsorumuz Vidi Sport'la beraber yapmış olduğumuz özelleştirilebilir taraftar video kartları projemiz var. Hem Süper Lig'den, hem TFF 1. Lig'den, hem TFF 2. Kırmızı ve Beyaz Grup'tan işbirliğimiz devam eden takımlar var. Aynen. TFF 1. Lig'den Yıldız Samsunspor'la beraber işbirliğimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çalışmalar bitirip satışa sunulacak. O yüzden diğer tüm kulüplerden de projemizle ilgili geri dönüş bekliyoruz. Çünkü hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok. Doğru. Hiçbir şekilde ekstra maliyet yok. Sıfır harcamayla kulüpler bu projeyi elde edebiliyorlar. O yüzden sizlerden, yani kulüplerden geri dönüş bekliyoruz projemizle ilgili. Aynen öyle. Maçlara geçelim. Tamam. Cumartesi günüyle hemen başlayalım ki son haftalarda forma giren ve milli arada Galatasaray'a 6 atan Tuzla Spor, hem de Türk Telekom Arena'da 6 atan Tuzla Spor sahasında Balıkesir Spor'u ağırlayacak. Bu maç çok yüksek ihtimal Eyüp Stadı'nda oynanacak. Çünkü ya Eyüp'te oynanır ya da Necmi Kadıoğlu'nda oynanır. Aynen, doğru. İstanbulspor'un bu hafta maçı yok. Orada da olabilir. Tuzla Spor'da biliyorsun Volkan Şen geldi. Tarık Çamdal geldi. Ezeh geldi. Tarık geldi mi resmen? Geldi. Volkan'la beraber, hatta Volkan Şen'le resimleri de vardı. Aynen. Beraber çalışıyorlardı. Belki Adana Demirspor'dan bir iki oyuncu daha gelebilir. Büyük ihtimalle Metehan Mimaroğlu, Sinan Kurt veya Mustafa Kapı. Metehan belki gelmeyebilir. Metehan'a Konya'dan falan da teklif var ama Sinan Kurt falan olabilir belki. Tuzla Spor çok formda. Balıkesir Spor için ise maalesef söylenecek bir tane olumlu kelime bile yok. Başkan, biliyorsun. Başkanla ilgili olumlu bir şey yok mu? Başkan paralel evrende yaşıyor. Farklı bir dünyada. Takımın şu an, takım ikinci lige gidiyor ama başkana kalsa takım şu an Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor gibi yani. Başkan öyle bir durumda. Tuzla Spor bu maçta ağır favori. Bu çok net. Zaten yani kime sorsak Tuzla Spor kazanır der. Tuzla Spor playoff istiyorsa zaten yani kazanmak zorunda. Bir de Tuzla Spor hedef büyüttü. Hakan Hoca şunu dedi. İlk defa Hakan Hoca'dan iddialı bir kelime duydum Tuzla Spor'un başına geldiğinden beri. Zaten yönetim hedef ilk 6 dedi. Aynen. Zaten yönetim bu hedefi açıklayınca üstüne de Hakan Kutlu bu hedefi söyledi. Doğru. Nafiz Bey yönetim hedefimiz Süper Lig dedi. Doğru. Şeyden sonra, Galatasaray hazırlık maçından sonra söyledi bunu ki Tuzlaspor'un yapmış olduğu şu hamlelerle beraber aslında bunu istediğini görüyoruz ama Tuzlaspor'un acilen forvette transfer yapması gerekiyor. Şart. Bir tane iyi golcü lazım en azından. Ama ben bu maçta Ezeh'le net bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Ya bu maçla ilgili zaten söylenecek bir şey yok. Balıkesirspor'un şimdiden kendi aralarında artık kura mı çekiyorlar, ne yapıyorlarsa kırmızıdan mı olacağız, beyazdan mı olacak diye onu yapması gerekiyor ve oraya göre bir transfer politikası uygulaması gerekiyor. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bu yönetim bırak 2. ligi, 3. ligde bile kadro kuramaz. Hedef oynayacak. Tabii canım, 3. ligde de para lazım. 2. ligde de yani parası olmayan yönetiminde burada olmasından dolayı. 2. ligde sana daha çok para lazım. Tabii. Çünkü belli yerli iyi oyuncular var. Aynen. Böyle iyi bir kadro kurman için de 15-20 milyon TL aralığında bir para harcaman gerekiyor. Bunun en basit örneği Iğdır Futbol Kulübü 3. Lig'de ama ne para harcadı çıkabilmek için. Ya iyi oyuncuya 4,5 milyon TL veriyor yani. İyi oyuncu da iyi para istiyor doğal olarak yani. Bu işler böyle. Aynen öyle. Ben Tuzla Spor tarafındayım. Eze şov yapar. Bence Tuzla Spor silindirir gibi Balıkesirspor'u bu maçta ezer. Yani ben sana söyleyeyim. Anormal bir yani ben burada olmazsa. Üzüldüğüm tek nokta var Balıkesirspor taraftarları. Doğru. Başka kimseye üzülmüyorum. Ben Giray Hoca'yı da anlamıyorum. Niye hala duruyor ki burada? Zaten sen bu adama görev verirsen adam gitmez ki yani. O da ilginç. Burada yönetimi sorgulayacaksın. Ben Giray Hoca'ya hiçbir şey söylemiyorum ki. Peki. Ben ne söyleyeyim Giray Hoca? Ya sen yönetim olarak zaten hoca getirmene bile gerek yok ki. Sen zaten düşeceksin. Sen Guardiola'ya getirsen, Jürgen Klopp'u getirsen düşeceksin yani. Bu kadar basit. Aynen öyle. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Cumartesi saat 4'teki maç. Önemli bir maç. Alt sıraları çok yakından ilgilendiriyor. Bursaspor sahasında Altınordu'yu ağırlayacak. Bursaspor'da yönetim gitti. Olağanüstü kongre olacak. Takım karıştı. Matavz'da da yollar ayrıldı. Onu söyledik zaten. Kıbrıs'a, Omonya, Nikosya'ya gitti. Altınordu da geçen sene playoff finali oynayan takım beyaz ya da kırmızı gruba doğru resmen şu anda yol almış durumda. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Bursaspor'un taraftarı önünde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum ama sıkıntılı bir maç. Yani Bursaspor da karışık şu an. Tamer Hoca ve Deniz Kolgu görevimizin başındayız dediler. Devam ediyorlar. Onlara buradan bakalım tebrik ediyorum. Olacak. En azından tebrik ediyorum. Doğru, kaçmadılar şu sıkıntılı durumda. Neden biliyor musun? Haklısın. Şimdi ben Tamer Hoca'yı beğenmiyorum. Sen biliyorsun. Geldiği zaman da yanlış söyledim. Ama bir insan yanlış yaparken yanlışı söylüyorsak veya kötü gidişatını söylüyorsak doğru noktalarında her zaman programlarımızda konuşuyoruz. Şimdi Tamer Hoca da ben buradan tebrik ediyorum. Ben en büyük örneğini sana vereyim. Bunu zaten bizim ikinci programlarımızı izleyenler biliyor. Mesela Çorum Futbol Kulübü'nde başkan bıraktı. Ne oldu? Oyuncular gitmek istedi. Doğru. Gittiler. Ama mesela burada hoca ne yaptı? Takımın başında kalıyor. O kadar elindeki malzemeyi kaybetmesine rağmen transferinde gelmesi çok çok zorken Tamer Hoca ne diyor? En azından ben bu takımda kalacağım. Bu takımı birlikte tutmak için çaba harcayacağım diyor. Tamer Hoca tutar bulur her türlü. Takım da bulur hoca gider yani. Takımı ligde tutar tutmaz bu ayrı. Takım iyi kötü gider bu da ayrı ama Tamer Hoca'nın ve Deniz Kolgun'un burada yapmak yani daha doğrusu sergiledikleri davranış bence övgüyü de alkışı hak ediyor. Bunu buradan söyleyeyim. Karakter gösteriyorlar. Aynen karakter gösteriyorlar. Bunlar ayrı şeyler. Bunlar güzel şeyler. O yüzden Tamer Hoca'ya ve Deniz Bey'e de buradan ben tebrik ediyorum öncelikle. Şimdi Altınordu da düşme hattında. Zaten 4 takım düşüyor ve 2 takım da şu anda düşme hattında. Bursaspor 20 puanda, Altınordu 22 puanda. Direkt içindeler. 26-27'ye kadar sıkıntı devam ediyor. Yani 10. sıraya kadar Tuzlaspor'dan itibaren bak normalde Tuzlaspor playoff hedefi var diyoruz. O bile 2 maç kaybetsin bir anda alta gidebilir. Zaten Tuzlaspor son 2-3 maçında biraz toparlandı. Aynen. O yüzden biraz arttırdılar. Kesinlikle öyle. Ciddi anlamda düşme hattında da bir yarış var. Onu görüyoruz. Ben bu karşılaşmada bol gollü bir maç bekliyorum. Ama kim kazanır, kim kaybeder, nasıl biter, berabere mi olur, kim gol atar hiçbir şey söyleyemiyorum. Bu maçı Altınordu 5-0 kazansın şaşırmam. Bursaspor 5-0 kazansın şaşırmam. Sıkıntılı bir maç. Çok sıkıntılı. Sen ne diyorsun? Bruno ve Namık ilk 11 çıkarlarsa Bursaspor'un en kötü yenilmeyeceğini, kazanacağını da düşünüyorum hatta. Zaten 11 çıkmalar lazım. Yani kulübede bu oyuncular yedek kalırsa büyük bir yanlış olur. Tabii şu kadroda. Bakalım ne olacak? Hem Bursa hem de Altınordu'ya iki tarafa da hem selamlar ya hem de başarılar diyelim. Doğru, Batuhan gitti, Matavz da gitti. Kimse yok forvette. Eğer Elton'u oynatabilirse Elton'u kullanır diye düşünüyorum hoca. Benim kendi görüşüm. Elton'a Kolatse'yi. Bakalım ne olacak? Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Aynen öyle. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Denizlispor sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Dertleri farklı olan iki takımın maçı. Denizlispor Mesut Bakkal Hoca'yı getirdi biliyorsunuz takımın başına. Bunu zaten konuşmuştuk. Denizlispor'da tek bir hedef var, ligde kalabilmek. Çünkü Denizlispor'un çok sıkıntılı bir maddi durum var. Denizlispor küme düşerse Allah korusun takım amatöre kadar gidebilir. O durumda maddi anlamda. Bence Denizlispor düşecek. Bakalım. Ben öyle düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum. Ben biliyorsun Balıkesir'den sonra hiçbir takımı söylememiştim düşecek diye. Ama Denizlispor'un da Mesut Bakkal hamlesiyle beraber benim bu düşüncem daha ağırlaşmaya başladı. Eyüp Spor da en kötü playoff'a kalmak istiyor. Hedefi ilk 2. Hani olmazsa playoff. Jesse ile anlaşıldı dün. Eski Galatasaraylı ve Eskişehirsporlu. Aynen. Bir de Stefan Bajji geliyor. Ülkemizde daha önce Başakşehir'de, Bursaspor'da, Kayserispor'da, Bursaspor'da ön libero'da oynayan. Son zaten Bursaspor'daydı. 400 bin euro bonservis bedeliyle biliyorsun şeye transfer oldu. Ludogorets Razgrad. Bulgaristan, oranın en iyi takımına. Valla ben bu maçta Denizlispor'dan bir reaksiyon bekliyorum. En kötü yenilmeyeceğini, Ya ben Mesut Hoca'nın da takımı ligde tutarsa da başarılı olacağını düşünüyorum. Şundan dolayı bu takıma ligde kalsın diye getirildi. Tamer Tuna da Bursaspor'u ligde tutarsa başarılı olacağını düşünüyorum. Şu açıdan bu camiaların ligde kalmaları başarı değil şey olarak, hani geçmişlerine bakınca, ama şu an bu takımların hedefi ligde kalmak. Yani Denizlispor'un buradan playoff'a kalabilmesi mesela, sallıyorum. Ya inanılmaz bir olay olur yani, mucizenin ötesinde. Yani Denizlispor'a ben ne hedef biçeyim kalan ligde artık? Ligde kalmak olacak. E bir de Mesut Bakkal'ı da ligde kalmak için getirdi yani. Ne için getirdi? Beraber Pamukkale travertenlerini mi gezecekler yani adam hocayı? Ligde kalmak için getirdiler. Vallahi zor bir maç. Mecbur. Eyüpspor'un transferlerinin hayırlı olmasını dileyelim, ama ben sana şunu söyleyeyim. Eyüpspor'da çok profesyonel bir ekip var. Çok güzel bir işleyiş var, ama transferde bana göre çok sınıfta kaldı Eyüpspor. Belki de şöyle olmuş da olabilir. Eyüpspor bu sene hazırlıksız mı yakalandı diye düşünüyorum. Yok, hiç sanmıyorum. Neye hazırlıksız olacak ki? Bu kadar. Ya ben Eyüpspor'un iyi bir santrafor alması gerektiğini düşünüyordum. Umut Bulut Allah korusun bir şey olursa Stanku'nun düz yolda yürümeye dermanı yok. Aynen. Bak şimdi zaten orta alanda da ciddi sıkıntı var. Timur Temeltaş dışında bir tane etkin oyuncu yok. Hücum anlamında. Şimdi bakıyorsun herkes defansız. Bir de Baji geldi, defansın Allah'ı. Ben Baji'yi beğeniyorum. Defansifin Allah'ı ama. Yani hücum anlamında hiçbir katkısı yok oyuncunun. Zaten bu sene de Bulgaristan Ligi'nde toplamda 16 maça çıktı. 16 maçta 0 asist 0 gol. Ama orada direkt 6 oynuyor ya. Zaten öyle bir oyuncu. Razgrad'da çok iyi oyuncular var hücum hattında. Badji orada 10 metrede oynasa yetiyor takım. Ama bak şöyle kesiyor, veriyor, oynuyor. Ama şimdi yani ben Bulgaristan'la karşılaştırmıyorum. Ama Eyüp'te durum farklı olabilir. Türkiye Ligi'nde de zaten Badji böyleydi. Başakşehir'de de gol, Bursaspor'da da gol asisti yok zaten. Başakşehir'den de Anderlet'e gitmişti. Aynen biliyorsun. Yani oyuncunun şeyi yok. Hücum anlamında etkinliği yok. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Timur Temeltaş nasıl bir oyuncu? İleriye çıkar, pas atar, şut çeker, gol atar. İki yönlü Badji'de böyle bir şey yok. Hangi takıma giderse gitsin. Ludogorets'e gitsin, Anderlet'e gitsin, Wisla Krakov'a gitsin, İsveç Ligi'ne gitsin. Oyuncunun özeli bu. Ama sen Timur Temeltaş'ı al mesela. Hangi lige götürürsen götür. Orada asist yapar, gol atar. Ama Badji böyle bir oyuncu değil ki. Şimdi Timur Temeltaş'ın dışında Mikhail Okyar 1, Taşkın İlter 2, Gökçen Kaya 3. Gökçen Pendik'e gitti zaten. Örnek veriyorum. Oynadı ya. Tamam. Bu adamların hiçbiri zaten Timur Temeltaş'ın yanına yaklaşamadı hücum anlamında. Hiçbiri. Eyüpspor ciddi anlamda sınıfta kaldı transferde. Taşkın sezon başı iyiydi. Duran toplardan goller atıyordu. O da sonra durdu. Aynen. Şimdi bakıyorsun zaten Ahmet İldiz yanlış bir transfer bana göre. Bakalım ne yapacak? Sekitika çok savruk bir oyuncu. Eskişehir'in beklentisiyle hedef takımların beklentisi bir olmaz. Ben Sekidika'nın da iş yapabileceğini düşünmüyorum. Bu da neden yapamayacağını düşünüyorum. Çok savruk bir oyuncu. Bakalım. Bakalım. Yani bence Eyüpspor çok sınıfta kaldı transferde. Eyüpspor playoff'a kalamazsa ben şaşırmam. Elindeki imkanlara göre diyorsun. Tabii ki. Maddi güç olarak. Ben de şöyle düşünüyorum. Eyüpspor'un kesinlikle iyi bir golcü alması lazımdı. Bence Badji transferi iyi bir transfer, ama şöyle. Badji Timur yan yana tamam da orta sahadaki 3. adam kim o? Eyüpspor'un iyi bir 6 numarası var. Badji, iyi bir 8 var bence Timur. Ama 10 numara yok takım. Ama 10 numarası oynuyor zaten Eyüpspor. Bence bu 6-8'e iyi bir 10 numara olsa, bak Kerim Avcı'ya yüklü olsa çok iş yapar. Ama 10 numarasız oynuyor Eyüpspor işte. Bence oynamalıydı. Bir 10'lu. Yok, sanmıyorum. Ama takım ona göre kuruldu. Zafer Hoca hep 4-3-3 oynatıyor zaten. Ama işte takımın sistemi zaten öyle. Şimdi bak, ben sana örnek vereyim. Bandırmaspor'da 10 numara pozisyonunda bir sistem var. Kerim aynı. Ha, sistem o yani. Kerim değil sadece. Orada 10 numaralık bir sistem var. Kerim olmasa başka bir 10 numara gelirdi. Oynatıyor Mustafa Gürsel. Başka bir 10 numara gelirdi. Ama Eyüpspor'un, bak bu lig için söylüyorum. Eyüpspor'un, Samsunspor'un, Ümraniyespor'un 10 numarasız bir sistemi zaten var. Zaten Recep Hoca da, Recep Uçar Hoca ile Zafer Turan Hoca, Abdullah Hoca'nın, Avcı Hoca'nın yardımcılarıydı. Abdullah Avcı Hoca da 10 numarasız oynuyor. Sistemde oynuyor. Bakasetas'tan dolayı oynuyor. Aynen. Çünkü Bakasetas müthiş bir 10 numara. Öyle bir adam varken her türlü oynarsın. Ama ne Recep Hoca Ümraniyespor'da ne de Zafer Hoca direkt düz 4-3-3 oynuyorlar. Aynen. 1-6-2-8'li 10'suz, 10 numarasız. Kesinlikle. 4-3-1 yani, değil 4-3-3 direkt. Biz Eyüpspor'un başarılı olmasını istiyoruz, ama maalesef bizim o beklentimiz karşılığında transferler bence gelmedi. Belli de olmaz ama ya, Eyüpspor çıkarsa da şaşırmam ben. Ben Eyüpspor'la tek soru işaretim var. Umut Bulut müthiş bir profesyonel. Herkesin örnek alması gereken bir insan, karakter. Ama Umut Bulut Allah korusun diyelim, korona oldu, maça çıkamadı, bir şey oldu. Stanku bitik durumda. Kim oynayacak forvet? Bak zaten ben sana bir şey soracağım. Şimdi bakın. Acaba Padippa'yı forvet mi oynatabilirler duruma göre? Bak ben şimdi sana bir soru sorayım. Bence sen beni tasdiklersin. Ben taraftarı da buradan sorayım. Yani Eyüpspor taraftarı. Ya şimdi yok, ben de Eyüpspor'dan senin gibi sorayım. Beklenti olarak daha iyi isimler beklerdim. Ama şunu demek istiyorum. Eyüpspor yani beklentilerin altında kaldı, ama Ben yine de bir takımı bir görelim diyorum. Hı-hı. İşte ben şimdi söyleyeceğim. Hı-hı. Sorayım. Sana da soracağım, tamam, taraftar da soracağım. Şimdi Eyüpspor'la ilgili ben taraftarla ve sana soruyorum. Sezon başı ile beraber şu haftaya kadar. Eyüpspor'da ben söylüyorum, taraftarlar ve sen ne söyleyeceksin? Hı-hı. Umut Bulut, Bülent Uzun 2, Padipa 3, Timur Temeltaş 4. 4 tane oyuncu dışında bu takıma katkı veren oyuncu olmadı. Öne çıkan oyuncu da olmadı. Emrullah'ın iyi oynadığı maçlar var kalede ya. Kaleyi katmıyorum. Ha, kaleyi katmadan. Hücum anlamında mı diyorsun? Takıma katkı, asist, gol, maçı alma. Enes Keskin zaman zaman oldu ya ama bak, çok istikrarlı olmadı işte. Ben işte onu sana söylüyorum. Enes Keskin'i falan söylemiyorum. Bak 11 anlamında takımda sürekli forma şansı bulan oyuncular anlamında söylüyorum. Timur Temeltaş 1, Bülent Uzun 2, Umut Bulut 3, Padipa 4. Bu 4 oyuncu dışında bir tane oyuncu bana söyleyebiliyor musun? Ya şöyle tam randımanlı diyemiyorum, dönem dönem diyebiliyorum. İşte tam Yalçın randıman. Kılınç mesela dönem dönem iyi oynadı. Bak, ama skor anlamında ve şey, ya işte katkı anlamında diyoruz da. Bülent Uzun çıkıyor, asist yapıyor. Bülent Uzun vuruyor, gol oluyor. Eyüpspor'da yok yani malzeme. Şimdi Ümraniyespor'dan kaç tane sayıyorum? Alim, Gulimaç, Burseviç, Ercan Coşkun, Delvaye, Serkan bitti. Kamara. Ankara Gücü'ne geliyorum. Erdem Özgenç, Yusuf Abdoğlu, Sinan Osmanoğlu, Ortalandan. Şahverdi bile katkı verdi. Sonunda Eren Derdiyok zaten Ali Kaan veriyor. Bak kaç tane saydım. Murat Uçar. Bak kaç tane saydım. Eyüpspor onu çok dağıtamadı. İşte ben zaten bunu soruyorum. Bakalım, ben Eyüpspor'a biraz zaman verelim diyorum. Göreceğiz ya. Bakalım. Ne olacak? Benim görüşüm bu. Ben İnşallah başarılı olur. Ben de zaten seninle olarak hem fikrim. Eyüpspor maddi olarak başkanı. Sınıfta kaldı yani bence. Başkan Murat Özkaya, Başkan çok varlıklı bir insan. Hani ben futbolda bilen bir isim zaten. Anladın mı? Yani takımla da arası çok iyi. Oyuncularla başkanın. Ama bence sınıfta kaldı. Ya ben sınıfta kaldı demek istemiyorum. Şunu diyeceğim. Eyüpspor beklediğimiz isimleri getiremedi ama belli de olmaz. Tabii belli olmaz zaten. Her sene sürpriz bir takım oluyor. Aynen. Her şey olabilir. Biz zaten görüş belirtiyoruz. Eyüpspor bu kadroyla da playoff'a kalabilir bence. Tabii. Ama çıkar mı çıkamaz mı onu o zaman göreceğiz. Ben şu an Erzurum bile çıkar diyemiyorum. Erzurum'un çok iyi kadrosu var ama başka sıkıntılar var. Ben de zaten Eyüpspor hani playoff'a kalamaz demiyorum. Kalamazsa şaşırmam diyorum. Bakalım. Maçla ilgili de bir görüşüm yok benim. Hem de Eyüpspor'a da başarılar diliyorum. Aynen öyle. Ben Mesut Bakkal Hoca'nın ilk geldiği maç olduğu için Denizlispor'dan bir reaksiyon bekliyorum. Bakalım ne olacak. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bu maç pazar günü, pazar öğlen maçlarına geçelim. Bandırmaspor Ümraniyespor'u ağırlayacak lideri. Dün Bandırmaspor'lu oyuncuların röportajını izledim. Gökhan Değirmenci ve Lokman Görün. Lokman'ın yaptığı bir açıklama vardı. Çok doğru bir açıklama. Eğer dedi bizi ilk ikiye oynayacaksak Ümraniyespor'u yenmekten başka bir çaremiz yok. Hani başka bir sonuçla biz ilk ikiye oynayamayız. Ne yapıp ne edip kazanmamız gerekiyor dedi Lokman. Bandırmaspor'da iç sahada önemli bir taraftar desteği de olacak. Çünkü maç pazar günü 11 lira biletlerde. Ben bu maçta Bandırmaspor tarafındayım. Bandırmaspor'a galibiyete daha yakın görüyorum liderin karşısında. Senin yorumun ne olur? Güzel bir maç olacak. İki takımda da kaliteli oyuncular var. Yeni transfer var Bandırmaspor'da. Bandırmaspor'da bir transfer de oldu senin de dediğin gibi. Karadağlı genç forvet Kadiz'den Militun Osmayiç. Şimdi ben bu tarz Karadağlı, Sırp, Hırvat futbolcuları seviyorum karakter olarak. Agresif ve rakipler için sıkıntılı oyuncular oluyorlar, inatçı oyuncular oluyorlar. Ben bu transferi doğru bir transfer olarak görüyorum ama şöyle, Mustafa Gürsel Hoca oynatacaksa. Yoksa elinde iyi bir oyuncu vardı Bandırmaspor'un, Arp Manay. Manay kötü oyuncu değildi. Ama kaç tane maçta oynadı Manay? Hiç 11 başlamadı sonra falan. Hiç 11 başlamadı ki zaten. Çok az başladı Manay. Bir tane başladı galiba. Balıkesir maçı. Urfa maçında oynadı bir de. O kupada oynadı. Çankaya maçında falan da oynadı kupada da. Yani bu oyuncu şans bulursa iş yapabilir. Yani kötü bir oyuncu değil ama Mustafa Hoca ne kadar şans verecek? Çünkü Manay'da hiç oynamadı ki. 5 dakika kala 10 dakika kala oyuna giriyordu. Ne vereceksin yani o kadar kısa sürede? Ben iyi bir transfer olarak görüyorum Osman'ı için, onu söyleyeyim. Daha genç bir de. Kendini göstermek için de geldi. Bak şans verirsen Kenny gibi o da iş yapabilir. Ne diyorsun? Ben öncelikle iki taraf için de hayırlı olmasını dileyim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben burada Mustafa Gürsel Hoca işin içine katmıyorum. Ben Millet'in Osmayiç transferinin yanlış bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bence Bandırmaspor 2020-2021 sezonunda yapmış olduğu Lakine Traore, Mikael Pote, bu tarz transferler gibi, ayrıca Gabriel Torje gibi de yapmış olduğu transferler gibi yanlış bir transfer yaptığını düşünüyorum. Milutin Osmayiç forvet özellikleri anlamında yeterli bir forvet değil. Belki diyecekler genç bir oyuncu ama hani bazı oyuncular bize ışık vaat eder veya vaat etmez ya. Usta işte bunu zaten gösterdi. Çünkü ben biliyorsun Avrupa Ligi'ni Avrupa Liglerini çok fazla takip ediyorum. Sen benden daha iyi takip ediyorsun. Kadiz'de de bu sene toplamda 10 maça çıktı. Golü yok. La Liga 2 İspanya La Liga'da Kadiz'de kötü bir durumda. Aynen. Yani tamam belki diyecekler taraftarlar hani zaten Kadiz normal seviyede bir takım ama zaten o normal seviyeye göre de kendisini göstermesi gereken bir oyuncu. Ben oyuncunun özelliklerini pivot santrofor olarak da görmüyorum. Kanat forvete daha yakın. Kenny gibi aynı oyuncu. Yok Osman hiç zaten çok öyle hızlı benziyor. Bir oyuncu da değil zaten ama. Bak Kenny hızlı. Kıvrak. Yani, kanat özelinde söylüyorum Kenny için. Aynen. Kıvrak birebir de etkili bir oyuncu ama yani zaten Osman transferi bence büyük bir yanlış. Arpmanay Osman işten 2 kat daha iyi bir golcü. Ya, daha iyi bir oyuncu yani. Spor hem Akabueze'yi hem de Arpmanay'ı boşuna gönderdi. Aynen yani nasıl bence söyleyeyim? Yanlış bir transfer oldu. Bakın yine söylüyorum. Nasıl 20-21'de Pote, Lakina Trar için bu benim kendi görüşüm demiştim. Tabii canım. Tersi de çıkabilir demiştim. Osman o zaman için, söylersin zaten. Yanıldım dersin. Osman yani. İçin de aynısı söylüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Ben Bandırmaspor'a gibi şu ana kadar yaptım. Tüm yorumlarda haklı çıktığımı. Bu sene de gelen oyunculara hep iyi dedin haklı zaten. Haklı çıktığımı düşünüyorum. Evet. Taraftarları zaten ben burada inisiyatifine bırakıyorum. Tabii. Onlar biliyorlar. Osman için de benim görüşüm bu. İnşallah beni yanıltır, katkı verir ama Osman ile ilgili benim görüşüm bu. Ben şunu diyeceğim, Mustafa Hoca'nın bu oyuncuya bir şans vermesi lazım. Onu gördükten sonra daha net yorum yaparız. Aynen, muhasebesini yaparız zaten. Arpmana iyi bir oyuncuydu, yüzüne bakılmadı Manay'ın. Aynen öyle. Ben bu karşılaşmada Bandırmaspor'un en kötü kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ümraniyespor Atalay'ı aldı. Hasic aldı. Denizhan gitti dün. 1460 Trabzon. Kiralık gitti. Sezon sonuna kadar orada oynayacak. Ümraniyespor'un acilen forvet alması lazım. Üstüne basa basa söylüyorum. Ben bu karşılaşmada Ümraniyespor'un kazanamayacağını, Bandırmaspor'un en kötü kaybetmeden bir puanla sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Ben Ümraniyespor'un yerinde olsaydım Hasic'i alacağıma Süper Lig'deki takımlardan bir santrafor kiralardım. Aynen olabilir. 6 aylığına. Olabilirdi. İşi daha sağlam alırdım çünkü Yasin Banmu'ya bir şey olursa pivot santrafor yok. Aynen. Takımda. Ben de Bandırmaspor tarafındayım. İki takıma da başarılar dileyelim. Evet, iki takıma da başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Ümraniyespor burada yenilmezse, başarı. Avantaj. Hele yenerse Ümraniye Lig'de işi bitirme noktasına iyice gelir. Şundan dolayı Ümraniye'nin kalan maçlarının çoğu İstanbul'da ve bir zor deplasmanı da aradan çıkarmış olur. Aynen öyle. Bakalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Bir diğer mücadeleye geçelim. Yeni hocasıyla sahaya çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Manisa Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Erzurum'da önemli bir eksiklik var. Olanare 4 sarı kart cezalısı. Aynen oynayamayacak. Öyle. Mustafa Yumlu oynayacak mı? Mustafa Yumlu sakat hala. Hı. Bilmiyorum yetiştirilebilir mi? Sakatlardan Mustafa Yumlu ve Gökhan kardeş dışındaki oyuncuların hepsi idmanlara çıkıyor. Aynen. Onu söyleyelim. Şu Gökhan zaten sezonu kapattı gibi ben bir haber aldım. Mustafa Yumlu ise onda bir problem var ama Gökhan kadar uzun süreli değil. Aynen. Manisa son maçlarda formda. Erzurum'da kötü gidişattan dolayı hocayı gönderdi Erkan Sözeri'yi ve Yücel İldiz Hoca'yı getirdi. Hayırlı olsun. Yücel Hoca tekrardan. Aynen. Hayırlı uğurlu olsun. Son dönemde 6 ayda başarısız oldu ama ondan önce çıkardığı takımlar da var. Nasıl bir birliktelik olur sence bu birliktelik ve nasıl bir maç bekliyorsun? Ozegovic'i de kadroda görürüz bence. Bir de bence Manisa'da Orjil 4-6 hafta arası yok, ona da geçmiş olsun. Aynen. Sakatlandı. Geçmiş olsun dediklerimizi iletelim. Aynen. Öncelikle tekrardan Yücel Hoca'nın ve Erzurumspor cephesi için de hayırlı olmasını dileyelim bu anlaşmanın. Aynen İnşallah öyle. Hayırlısı olur. Ben pazartesi günü zaten yorumumu yapmıştım. Ben olumlu olduğunu düşünmüyorum. Benim bu kendi düşüncem. Maç üzerinde bakarsam da ben Erzurumspor'un bir reaksiyon göstereceğini ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Ki eğer Erzurumspor zaten bu maçı kazanamazsa 2-2'den çıkma şansı kalmaz. Onu sana söyleyeyim ben. Bir de Erzurumspor'un içeride Ankara Gücü'yle, Samsunspor'la, Manisa'yla, Eyüp'le maçları var. Aynen avantajı bunları var ama kazanıp ne yapıp ne edip deplasmanlardan da gidip ekstra çıkarması gerekiyor. İlkiden çıkmak istiyorsa, yoksa Ümraniyespor'la ve Ankara Gücü'yle makas iyice açılacak. Aynen öyle ve ben o yüzden Erzurumspor'un eğer bu maçı kazanamazsa 2-2 şansını kalmayacağını düşünüyorum. Tabii çok makas açılacak. Zaten makas zaten açık. 7 puanda daha da açılabilir. Açılırsa sıkıntı olur. İyice. O yüzden sıkıntı olacağını düşünüyorum. Manisa iyi bir kadro aslında kuruyor ama kurarken de kaybediyor oyuncularını. Evet. Hatta hafta arasında Nizamettin'e bir teklif oldu da Allah'tan göndermediler. Bugün oldu. Aynen göndermediler. 1461 Trabzon. Ben Erzurumspor'un kazanmasını bekliyorum. Bakalım ne olacak. Ben de öyle düşünüyorum ama Olanare'nin yokluğu bence önemli. Eren oynarsa Eren tek kalabilir ileride. Eren'le Olanare ne zaman yan yana oynasa Erzurum hep iyi işler yaptı içeride. Eren bir de net santrafor değil. Arkada oynadı mı daha etkili. Evet, Eren 10 numarada oynadı mı daha iyi oluyor. Bir de Novikovas'ı da tebrik edelim. Evet. Litvanya'da yılın futbolcusu seçildi. Aynen, dün zaten paylaşmıştım ben Instagram'da. Doğru. Aynen öyle. Bir diğer mücadeleye geçelim. Devre arası transfer döneminde resmen talan edilen Menemen Spor sahasında Adana Spor'u ağırlayacak. Menemenspor kaptanı Mazlum Demir'i de kaybetti. Menemen şu an Ahmet Sagat dışında tüm önemli adamlarını kaybetti. Aynen, Mazlum'un gitmesi zaten büyük bir fiyasko. Defansın yani kalbi gitti. Ön libero'da Al Hasan gitti. Valla Menemen'de adam kalmadı. Büyük sıkıntı. İbrahim Akambi gitti, Raşid Akambi. O çok önceden zaten Adanaspor için bu çok büyük bir fırsat bence. Ben bu maçta Adanaspor tarafındayım. Menemenspor çünkü çok kan kaybetti. Adanaspor'da da bir santraforun ismi geçti bugün. Sen konuşacaksın onu zaten. Aynen. Şimdi. Simon Musuva. Emre Taşdemir geliyormuş sol beke. Dün haberler çıktı ama Adanaspor'un Emre'ye ihtiyacı yok bence. Emre çok istikrarsız bir futbolcu. Emre iyi değil zaten. Fıratcan iyi oynuyor. Zaten Kadir Keleş de var. Ne düşünüyorsun? Ben Adanaspor'un yerinde olsam daha defans falan almam, orada oldu. 2 forvet alırım direkt. Ya alıyorsan da kaliteli sol bek alman lazım. O da yabancı. Türkiye'de yok zaten. Alma yani hiç Emre'yi. Emre Taşdemir hangi takımda da o? Giresun'da 5 maça çıkmadı ilk devreye. Kesinlikle öyle. Öncelikle Simon Musuva transferinin de hayırlı olmasını dileyelim. Fas'tan geliyor. Aynen. Wydad Casablanca'dan geliyor. Zaten oranın en iyi takımlarından biri. Aynen. Bu sene toplamda 10 maça çıktı ve şu anda da 3 golü var. Şimdi ben Türkiye özelliğinde bakıyorum. Bu ligimiz özelliğinde bakıyorum. Ben 32 yaşında oyuncu, ayrıca onu da söyleyelim. Ben bu transferin doğru olmadığını düşünüyorum ve Adanaspor'un acilen iyi forvet alması gerektiğini söylemiştik ama Adanaspor bence yapmış olduğu transferlerle bence sınıfta kaldı. Şey dışında, Eren Karadağ dışında. Jordan İbe. Jordan İbe zaten kapalı kutu olduğunu söyledik. Yani bitik durumda. Tekrardan kendini bulabilir ama yani şimdi baktığın zaman da aslında %80 bitik bir oyuncu var. Hani net anlamda sen katkı alabilirim diyor, biliyor musun? Güvenebiliyor musun? Güvenemiyorsun. Ben Adanaspor'un yerinde olsaydım direkt kaliteli bir santrafor alırdım. Tabii ki. Adanaspor maalesef devre arasını bak. Eren'de başladılar. Çok iyi transfer dedik ama ardındaki transferler hem patlak çıktı hem de Uğurcan Yazgılı da gitti. Şimdi zaten şöyle, Adanaspor'un defansa ihtiyacı yok. Hiç almasına gerek yok daha artık. Hani sol bek falan gerek yok. 2 forvet alırdım kaliteli. 2 tane Ozegoviç tarzında. Bir de Embilla'nın eski tarzında Adanaspor'daki hali gibi bir forvet alırdım ve playoff'a kalırdım. Uğraşmazdım. Ve playoff'tan da çıkma şansını artırırdın değil mi? Tabii. Ama şimdi Eren Karadağ dışındaki transferlere ben bakıyorum. Maalesef sınıfta kaldı. Şu an Sait Hoca'nın eli sıkıntılı santrafor hattı anlamında. Ya da giderdim Menemenspor'daki Ahmet Sagat gibi bir santrafor alırdım. Tabii, daha iyi. Veya yani Pedersen'i getir. Tuzlaspor'dan alındı. Doğru. Yani öyle bir sıkıntısı da yok oyuncunun ve ne alacağını biliyorsun. Tuzlaspor onu değerlendiremedi yani. Adanaspor'un şu an geri hattı çok iyi. Brans, Benasser, Celil, Eren geliyor kulübeden. Forvet'e top getirecek adam da var. Orada Adanaspor'a iyi bir vuruşçu lazım. Kesinlikle öyle. Valla Adanaspor'un ben yanlış bir transfer yaptığını düşünüyorum. Taraftarlar çok sordular. Musuva'da. Evet, ne düşünüyorsunuz de, benim görüşüm bu. Ha, tam tersi de çıkabilir. Yine altını çiziyorum. Görüş belirtiyoruz. Benasser gibi seni yanıltabilir olumlu. Bakalım. Ben Musuva'yı zaten tanımıyorum. Hani videonun altına yazarsanız Metehan sen ne düşünüyorsun diye. Ben valla bugün adını yeni duydum. Bilmediğim oyuncuya da bir şey diyemem. Ben hani ligde takip ettiğim birkaç takım var. Wydad Casablanca bunlardan birisi olduğu için zaten bu ligin senin de dediğin gibi en iyi takımı. Her sene zirveye oynuyor. Aynen, o yüzden zaten yakından tanındığım bir oyuncu. Öncesinde zaten Moro'yla, yani Moro United'da oynadı. Young Afrikans'ta falan oynadı. Moro da İskoçya'da alt liglerde değil miydi? Orada diye biliyorum. Yok, Moro United da yine burada. Afrika liginde de. Pardon. O yüzden benim tanıdığım bir oyuncu değil. Aynen. Bakalım nasıl olacak? Benim görüşüm bu. İnşallah beni yanıltır. Ben bu karşılaşmada da bol gollü bir maç bekliyorum. İki taraftan da gol bekliyorum. Ama Adanaspor'un bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum ve kaybetmeden sahadan ayrılacağını düşünüyorum. Adanaspor'a bu maçta bir puan yaramaz. Yaramaz tabii ki. Şu an Menemen çok yaralı durumda. Çok oyuncu kaybettiler. O yüzden Adanaspor eğer playoff'a ben ilk 6'ya gireceğim diyorsa Adanaspor bu maçı almak zorunda. Aynen, onu söyleyelim. İki takıma da başarılar dileyelim. Adanaspor taraftarlarına da destekleri için teşekkür edelim. Aynen öyle. Ben Adanaspor'un kazanacağını düşünüyorum. Bakalım. Ben de Adanaspor tarafındayım. Bir diğer mücadeleye geçelim. Başkent derbisi, Gençler Birliği Ankaragücü maçı olacak pazar akşamı. Gençler Birliği sıkıntılı durumda. Sakatlar, işte cezalılar. Metin Hoca ile yola devam kararı alındı ama o ne kadar sürecek? Bakıyorsun tahta kapalı, transfer yapılamıyor. Elde performansından memnun olunamayan oyuncular. Diğer tarafta da hocaya her hafta tepkiye rağmen, işte son Denizli maçına çok eksik çıkılmasına rağmen çok iyi giden bir Ankaragücü var, yoluna devam eden. Yani özellikle bazı oyuncuların takımdaki koydukları karakterle müthiş yoluna devam eden bir Ankaragücü var. Ve bu maçta Ankaragücü'nün eksikleri de dönüyor. Erdem gibi başta, işte Oğuz'u kadroda olabilecek en azından kulübede. Hocanın eli de rahatlayacak. Ben derbide... Thiago Pinta dönüyor mu? Evet. O da takımla çalışıyor Antalya'da. Ankaragücü hatta Ankara'ya dönmedi bilerek. Ankara'da kar var. Aynen. Cuma günü dönecekler. 2 gün daha Antalya'dalar. Ben bu derbide Ankaragücü tarafındayım. Çünkü Gençler Birliği'nde şu an... Gençler Birliği düşme hattına yaklaştı. Evet. Gençler Birliği'nde reaksiyon veren bir durum yok. Bir de Lualua'da, Şibola'da sakatlık sıkıntıları var. Şibola belki oynayabilir ama Lualu almayacak diyorlar. Lualu biraz daha yok. Evet yani bu da hocanın elini daraltıyor. ELK'den memnun değil hoca. Sandro Lima'da oynamayacak diyorlar. Geçen bir haber gördüm. Ankaragücü'nü ben tecrübeli ve kaliteli oyuncularıyla derbide favori görüyorum. Senin yorumun ne olur? Vallahi ben Ankaragücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Ben de. Gençler Birliği'nde zaten tahta açılamadığı için transfer yapılamıyor. Bir de ilk 11 oyuncuları, elle tutulur oyuncuları da oynamayacak. Ki Lima'da oynayamazsa zaten forvette ciddi bir sıkıntı var. Ankaragücü'nün zaten iyi bir savunma hattı var. Aynen ve defansından da çok fazla hücum katkısı alıyor. Doğru. Gol katkısı, skor katkısı oluyor. Hem asist hem gol anlamında. Ben Ankaragücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Hani beraberlik bile kurtarmaz Ankaragücü'nü. Belki 7 puanlık fark var ama sonuçta şimdiden hani aradaki farkı koruyup tabii kendine bir kredi yaratması için ve takımı da böyle yakalamışken rakibini doğru kazanması gerekiyor. Ben Ankaragücü'nün kazanacağını ve Eren Derdiyok'un da gol atacağını düşünüyorum. Ankaragücü'nü bir puan şöyle kurtarabilir. Bandırma ve Erzurum maçları berabere biterse Ankaragücü bir puan da kötü olmaz diyebilir ama Ankaragücü bu maçla berabere kalırsa Mustafa Dalcı Hoca yine bayağı tepki olacaktır. Hı-hı. O yüzden bence bakalım, kazanmak için her şeyi yapar Ankaragücü. Ben kazanmalarını bekliyorum zaten. Ben de bekliyorum çünkü iki takımın kadrosuna bakıyorum, form durumuna bakıyorum. Ankaragücü çok daha önde. Hı-hı. Bir de Ankaragücü'nün de derbileri iyi oynayan oyuncular var. Erdem başta olmak çok üzere. Çok oyuncu var, çok. Aynen, o yüzden Eren çok, Abdullah, İshak. Çok var, sayma gidersen çok var, Akın aynen var. Bayağı var. O yüzden ben Ankaragücü tarafındayım. İki takıma da başkent derbisinde başarılar dileyelim. Aynen, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Maç Gençler Birliği'nin sahasında ama ben yine de Ankaragücü taraftarları bekliyorum fazla sayıda. Hı-hı. Stada gireceklerdir bence aynen bir şekilde. Öyle. Son olarak da pazartesi akşamı Kocaelispor Boluspor maçıyla haftayı kapatıyoruz TFF 1. Lig'de. Bu maçın sonucunu haftaya pazartesi değil çarşamba konuşacağız yeni haftada. Çünkü biz pazartesi oynanan hiçbir maçın sonucunu pazartesi konuşmuyoruz. Aynen onu biliyor öyle izleyicilerimiz. Kocaelispor iyi hamleler yaptı ve beni gerçekten ümitlendirdi. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani Kolovos geldi. Ya şimdi bir futbolcunun bakışlarından falan bile ben biliyorsun anlam çıkartan bir insanımdır. Hı hı. Kolovos'un dün imza resmindeki bakışlarını gördüm. Kolovos'ta tam böyle adam yiyecek tip var. Hani aynen olumlu anlamda futbol topunu yiyecek bir tipi var. Kolovos bence çok iş yapacak. Hı hı. Mazlum Demir çok iyi oldu. Mazlum zaten bizim taraftarları yazmış. Hani bu transfer nereden çıktı falan çok diye de. Çok iyi oyuncu ya Mazlum. Evet şöyle anlatayım ben Kocaelispor taraftarlarına. Zaten şöyle diyoruz bak. İşte biz neden burada hep taraftarlara videomuzu sona kadar izleyin diyoruz. Biz aynen sezon başından beri Mazlum'u evet hep söylüyoruz. Demek aynen ki taraftarlar yani biz izlemeyenler de eğer bilgisi yoksa bu anlamda işte size bunu söylemek istiyoruz. Sonuna kadar izin her oyuncuyla her takımla ilgili bilgi doğru veriyoruz. Aynen. İşte bir adam çıktığı zaman da diyebilirsiniz ki ya bu arkadaşlar şunu söylemişlerdi. İyi transfer. Mazlum bu ligin en iyi stoperlerinden birisi ve sağ bek de oynayabiliyor. Mazlum için şunu söyleyelim. Mazlum gözünü daldan budaktan sakınmayan bir oyuncu. Tam Kocaelispor tribünlerine uyuyor. Mesut Özdemir'in stoper versiyonu. Direkt onu söyleyelim. Bir de Kocaelispor hani 2 tane agresif oyuncu aldı. Kolovos ve Mesut bu takımı var ya gazlayacak oyuncular. Kocaelispor'a böyle oyuncular lazımdı. Yumuşak oyuncular değil aynen agresif. Çünkü Kocaelispor ilk devrede bunun sıkıntısını çok çekti. O yüzden hep Burak Süleyman'ı Mesut dedik biz. Hani amiyane tabirle tokatlayacak oyuncular lazım. Aynen. Kolovos'ta Mazlum da öyle oyuncular. O çok iyi oldu. Kocaelispor İbrahim Abalde ile görüşüyor. Minçev'le görüşüyor. Jordan Minçev'in adı geçiyor. İbrahim Abalde ile geçen hatta Antalya'da otelde görüşüldü. Ama şartlarının biraz yüksek olduğu konuşuluyor. Giresunspor bir bonservis istiyor orada. Aynen. Ben Kocaelispor'un yerinde olsam Endlov'u Araplara satıp hem Balde'yi hem Minçev'i alırım. Hı hı. Ya çünkü Endlov'u sakatlık problemleri falan da yaşıyor. Aynen onda sıkıntı var zaten. Bir forvet yetmeyebilir Kocaelispor'a. Yetmez ki zaten 2 tane lazım. Samet Ali hazırlık maçında 2 gol attı, ne düşünüyorsun? Samet Ali kaydan bir şey olmaz. Tekrar üstüne söylüyorum. Kolovos çok iş yapacak ama normal bir durum oldu. Kolovos çok iyi transfer. Bir de 10 numarası yoktu Kocaelispor'un. O çok iyi oldu. Ben Kocaelispor'dan ümitlendim. Ama şuna bakacağım. Bolu ve Balıkesir'i yenerse üst üste Kocaelispor. Ben ümitlenirim onu söyleyeyim açık ve net. Ümidi kesmiştik Kocaelispor'dan ama şu gelen oyuncular bizi ümitlendirdi. Keşke bu tarz oyuncular sezon başı gelseydi. Kocaelispor ümitlemek istiyorsa 4 maçlık seri yapması lazım en az. En azından 3 maçı yenmeli sonra önüne bakar öyle. En azından ne diyorsun? Vallahi bence 3 maç kurtarmaz. 4 maç 5 maç olması lazım bu. Çünkü zaten 12 puanlık fark var playoff'la. Doğru haklısın. Rakipler de kazandığı zaman da oradan hesapladığın zaman da en az bir 4-5 maç seri yapması lazım. Ben bu karşılaşmada da Kocaelispor'un kazanacağını ve 3 puan alacağını düşünüyorum. Eğer zaten Kocaelispor direkt bu maçtan puan kaybıyla başlarsa yandı. Bitti zaten yani. Öyle bir şey olursa biz de deriz yani. Aynen. Hiç ümidimiz kalmaz. Bolu Spor'da Gökhan Karadeniz'e Sakaryaspor'dan bir ilgi var. Hı-hı. Daha yeni geldi Bolu'ya Gökhan. Bir de Bekim Bala'yla Kemal Rüzgar geldi. Konuştuk yine. Ama belki izlemeyen izleyicilerimiz Hı-hı. olmuştur. İlk defa bizi izleyecekler de olabilir. Aynen. Ne düşünüyorsun? İyi transferler zaten. Bunu söyledik. Kemal de Bekim Balay da bu sene skor yapamadı ama kötü oyuncular değil. Onlar iyi oyuncular. Takımlarında yani daha doğrusu Kemal Rüzgar 1,5 senedir oynatılmıyor doğru düzgün. Manisa'da da oynatılmadı. Doğru. Geçen ikincilikte burada da oynatılmadı. Süper Lig'de. O yüzden Kemal katkı verecek iyi bir oyuncu ve iyi bir transfer. Bekim Balay da iyi bir transfer. Onu da söyleyelim. Bolu Spor taraftarları için rahat olsun ama geçen bize gelen yorumlarda herkes hak vermiş. Reher Giner konusunda ve yönetim konusunda. Hatta bizi paylaşmış Bolu Ultras sahibi. Evet, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Teşekkür ve selamlarımızı gönderelim. Biz Bolu Spor konusunda aynı görüşteyiz. Aynen. Taraftarsız futbol, lahmacunsuz ayran gibi yani. Aynen. Ayransız lahmacun gibi oluyor. Çekilmiyor. Yok bir de şunu söyleyelim. Çaysız simit gibi oluyor. Ya onu geçelim zaten. Hani... Öyle de olabilirsin. Tamam mı? Öyle de olabilirsin. Ama sen taraftarla kapışıyorsan o daha büyük sorun. Kapışmayacaksın taraftarla. Kapışmayacaksın. Senin taraftarın az olabilir. Tabii. Desteğin az olabilir. Bu Ümraniyespor'da çok mu var? Az evet, var. Olabilir. Ama gidiyor. Ama sen taraftarla kapışırsan zaten orada büyük sıkıntı olur. Anladın Taraftar mı? Maça gelmesin diye biletleri 50 lira yapmayacaksın. Aynen. Premier Lig değil burası. TFF 1. Lig. Aynen öyle. Ayıp kesinlikle. Oluyor o insanlara. Bence de oluyor. Bolu'daki insanların en önemli eğlencesi ne? Futbol. Meşgalesi. Futbol. Başka ne olacak? Bolu Spor'un maçına gelmek. Aynen. Sen Bolu Spor'un maçının bir normal tribün biletini 50 lira yaparsan ora VIP değil yani. VIP yapsan anlarım eyvallah. Ama yani taraftar maça gelmesin diye de bu kadar şey yapılmaz. Ki Bolu Spor geçtiğimiz yıllarda birçok maçını dolu tribünlere oynuyordu. Orada yarenler var. Birçok taraftar grubu var. Aynen. O yüzden Bolu Spor yönetimi taraftarlarıyla barışsın. Kesinlikle ve Bolu Ultras tarafından, Bolu Ultras sayfasından da bizim o Bolu Spor'la ilgili konuştuğumuz kısımları her zaman paylaşmalarını bekliyoruz. Aynen, yani desteklerini bekliyoruz. Doğru. Ben Kocaelispor'un kazanacağını düşünüyorum. Ben de ev sahibi avantajı ve yeni hocanın gelip yeni transferlerin bir gaz olacağını düşünüyorum. Aynen, bakalım. Hoca değişikliği hep ilk maçlarda iyi yansır takımlara. Aynen öyle. O yüzden diyorum. Hı-hı. İki tarafa da hem Kocaeli hem de Bolu'ya selam ve başarı dileklerimizi yollayalım. Tüm maçların da öncesini konuştuk. Kapatacağız. Ekleyeceklerim var mı? Ben öncelikle tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Pazartesi günü zaten sonuç programında konuşacağız. Tekrardan da söylüyoruz üstüne basa basa. Biz pazartesi günü oynanan maçların sonuçlarını çarşamba günü yeni haftada konuşuyoruz. Doğru. Her zaman. Hangi takım olursa olsun bunu bizim videolarımızın sonuna kadar izleyenler biliyorlar. Projemizle ilgili de tüm kulüplerden geri dönüş bekliyoruz. Hiçbir şekilde yatırım maliyeti yok, ekstra bir maliyet yok. Tekrardan tüm takımlara başarı dileklerimi iletiyorum. Herkese de iyi seyirler diliyorum. Pazartesi günü tekrardan görüşmek üzere. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hafta sonu oynanacak tüm maçlarda da tüm takımlara başarılar diliyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.